Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar dileyerekten her zamanki olduğu gibi yine önemli bir konuda bufet tutanaklarıyla ilgili konuda sizlere bazı bir şeyler anlatacağım. Borsamızın rallisi devam edecek mi, o konuda bir şeyler söyleyeceğiz. Ne yapalım, ne edelim, acaba nakite mi geçelim ya %50 verelim, o konuda sizlere bazı şeyler anlatacağım. Önce SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım arkadaşlar. Burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Bunu öncelikle anlatalım. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun. Şimdi bu FED tutanaklarıyla ilgili bazı şeyler konuşacağız. Ne dediler, ne oldu ve bizim borsamızdaki bu rally nereye kadar gider? Devam edecek mi yoksa bir kar satışı mı gelecek? Her yerde söylenen bu. Kar satışı ne zaman gelecek? Pamuk ipliği gibi dün gördük endeksimizin bir dedikodu ile nasıl bir geri çekilme yaşadığını ve arkasından nasıl yukarı gittiğini hep birlikte izledik ve gördük. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu başta söyleyeyim. Bu FED kararı 0,75 bas puan olarak, çoğunluk olarak bir anlaşma sağlandı. Yani FED faizi 0,75 bas puan artıracak. Hani 50 bas puan olacaktı, işte şöyle olacaktı, böyle olacaktı derken bugün anladık ki 75 bas puan olacak. Bu neye yarar? Bu Bitcoin'e yarar, dolar, euroya yarar, enflasyonun düşmesine faydalı olabilir düşüncesiyle bunu FED yaptı. Amerika'da faizler, Avrupa'da faizler yükselttiler. Enflasyonlar tarihin zirvelerinde. İşte bunların önlemlerini almak için çeşitli enstrümanlar ortaya koyuyorlar. Nasıl biz Türkiye'de işte kur korumalı, işte GES geri ödemeli bilmem para, yani devlet kendi vatandaşına borçlanıyor, anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Kendi vatandaşından para alıyor, onun karşılığında yıllık %23 para veriyor, koruyor, sana borçlanıyor, senet veriyor falan filan. Fazla detaya girmeyeyim. Videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım. O bizim için önemli. Şimdi bu bizim Avrupa'daki baktım şimdi Amerikan borsalarında bir geri çekilme var. Fakat bizim vadelilere baktım, VIOP'a baktım, bir yukarı hareket yaptı. 0,40-0,50 arasında yukarıdayız şu anda. Yani bu demek oluyor ki biz Avrupa borsalarından, Amerika borsalarından ayrışmış durumdayız. Yani bunu görüyoruz. Yani yarın ne olur? Benim tahminimce yine bir yukarı açılış ve oradan dalgalı bir seyir, yatay yukarı böyle. Ama bugün dikkatimi çeken en önemli konulardan bir tanesi, işlem hacmimiz tarihi zirveyi yakaladı. Tarihi zirvede kapattık. Endeksimiz tarihi zirvede kapattı. İşlem hacmi ve para girişi çok. Bu olumlu. Para girişiyle birlikte, hacimle birlikte yükselen endeks olumlu. Hacimsiz yükselseydi, yani işlem hacmimiz az olsa da endeks yukarı gitseydi sıkıntıydı. Dün yine hacmimiz çoktu. Biz bugün onu da katladık. Dün 60-65 civarlardaydı. Tam şu anda rakam hatırlayamadım. Bugün 75'in üzerine çıktık. 75 milyar TL'nin üzerine çıktık. Yarını bir göreceğiz. Bugün normalde çarşamba endekste bir geri çekilme olma ihtimali yüksekti. Fakat o riski almadılar ve endeksimizin yönü yukarı. En çok da endeksimizde şu anda bankacılık sektörünün önderliğinde hareket eden bir endeksi gördük. Ulaştırma sektörü buna eşlik etti ve devam etti. Oysa ki birçok hissede de hala gitmedi. Olduğu yerlerde sayıyor. İşte ne mesela? Aselsan'ı, Şişesi, yani buna benzer, şu anda hepsini hatırlayamayacağım ama iki tane örnek vermiş olayım. Ama bankalar gerçekten mükemmel bir şekilde hareket ediyor. Peki biz bu bankaları hani hatırlar mısınız arkadaşlar? Devamlı her zaman size söyledim. Sağlam hissede kalalım. Sağlam hisseyle hareket edelim. Sabredenlerin kazanacağı günlerden geçiyoruz. Sabredenlerin kazanacağı, spek hisselerden uzak durun diye en az 10 tane, 20 tane video çektim. Spek hisseleri görüyoruz. Yani BIST 30, 50 ve bazı 100 hisselerin dışındaki hisselerde nasıl hareket? Borsa endeks 2500'den 3000'e geldi. Hala onlar aşağı geliyor. Yatay aşağı, bir iki kademe yukarı aşağı. İşte endeks düşerken gidenler, endeks giderken de düşüyor. Bunu anlamamız lazım. Para girişi ne olur? Yabancı geldiği zaman veya yüklü bir parası olan bir adam
güvenemediği bir hisseye, güvenemediği bir firmaya parasını yatırır mı? Yani biraz mantıklı olalım. Biraz kafayı çalıştıralım. Para girişi var şu anda. Adam düşünüyor. Ya bugün Koç Holding, iki gün önce Koç Holding bilanço açıkladı. 15 milyar TL. Yani o eski parayla 15 kantrilyon. Mükemmel tarihin en yüksek, belki de göremeyeceği en yüksek karı gördü. Yani bu kadar kar olan bir şirket dururken neyi bellisiz, hissesinin ne olduğunu bilmediği bir hisseye gider mi? Önce biz bunu düşünerekten, bu şekilde hareket ederekten sağlam hisseleri bularak biz yolumuza devam edelim. Ucuz kalmış, hala potansiyeli olan bu hisse, işte atıyorum mesela, örnek vereyim, Türk Hava Yolları. Ya 35 liradan 60 liraya, 65 liraya gelmiş, artık bu hisse gitmez, ben daha ucuzuna bakayım. Yanlış, bunlar tamamen yanlış. Hemen yanlış anlamayın, yarın Türk Hava Yolları gidecek anlamı da değil, bir örnek verdim. Bakıyorsun bir hisse 35 liradan 15 liraya düşmüş, 10 liraya düşmüş, hisse hiç yerinde sayıyor, hiç gitmiyor, o hisseye giriyor. Bu hisse 30 liradan 15'e düşmüş, tekrardan o hisseye gider. Bu yanlış düşüncelere kapılmayın. Bunlar yanlış hareketler. Yapmayın böyle. Elimden geldiği kadar sizlere ne dedim arkadaşlar? Elimden geldiği kadar sağlam hissede kalın, sabredin. Bunlar elbet sırası gelecek ve gidecek diye sizlere en az 50 tane video çektim. Hala benim çevremdeki arkadaşlarım bile, ya şimdi ismini vermeyeyim yanlış anlaşılmasın, bir ise 18-10 liradan, 17-18 liradan 2 liraya düşmüş, spek tavan gitmiş, 2 liraya düşmüş, abi ben bundan alacağım, 2 liradan nasıl olsa bu 5 liraya giderse %150 kazanırım. Yanlış diyorum, yanlış. Ya diyorum bankalar, her zaman söyledim, borsa bankalarla gider, bankalarla hareket eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın dedim. Sağlam ise sağlam firma, güçlü firma, sen de o kervana katıl. Ne işin var çürük hisselerde? Yok Telegram'da duydum şu hisse 3'e gidecekmiş. Yok bilmem YouTube'da duydum, yok bilmem nerede duydum, Twitter'da duydum, bu hisselerin geleceği parlakmış, şöyle yapacakmış, böyle yapacakmış. Ya inanmayın. BIST 30-50'nin gitmezse ne borsa gider, ne endeks gider, ne de hisseler gider. 3-5-10 tanesi içinden sihirli böyle sipek ise gel yapar, 2-3 tavan 2-3 tane dip, seni oralarda aylarca yıllarca süründürür. Yapmayın bunu. Böyle hisselere girmeyin. Katılmayın. Kapılmayın bunlara. Hani diyorum ya her zaman, kendinizi yoldurmayın. İnanmayın bunlara. Şimdi peki biz ne alalım veya borsadaysak ne yapalım? Değil mi yani? Mantıken onu kendimize soralım. Hani diyorum ya, 23,5 liraya geldi. 23 yılı geçtik yani borsadaki benim hayatım. Neler atlattım neler. Neler yaşadım neler. Aldım oradan duydum, oradan buradan duyduğum hisseyi. Aylarca bekledim. Düştükçe aldım. Habire düşüyor, ben alıyorum, ortalama çekiyorum. Elim daha ucumda kalmadı, alacak para da kalmadı. Hisse de habire düştü. Aylarca bekliyorum, bakıyorum hisseler gidiyor ama benim hisse yerinde sayıyor, hala da düşüyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Bunalıma giriyorsun, strese giriyorsun. Ya endeks 2000'den 3000'e gelmiş, benim hisse yerinde duruyor. Bu şekilde panikleyerek kendinizi, psikolojinizi ve çevrenizi, ailenizi üzmeyin. Sağlam hissede kalmaya devam edin. Korkmayın. Ya ben şu hisseyi şuradan aldım, şu kadar. Çık kardeşim, yeter, gitmiyorsa gitmiyor. Gitmiyorsa gitmiyor. Şimdi bankalar nereye kadar gider? Benim tahminime göre bu süreç hala devam edecek. Bu süreç devam edecek. Ama ara ara çalkantılar, geri çekilmeler, bilmem düzeltmeler olabilir. Bunun olması gayet doğal. Zaten devamlı giderse sert düşüş olur. Bu zaman sıkıntı yaşarız. Devamlı tak 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 tak. İşte %8, %10, %8, %10. Bir bakarsın %10 geri gelmiş. Ama %6-7, %4-5 sağlam olduğunu gösterir ve o şekilde giderse sen daha çok para kazanırsın. Şimdi bankalar benim yani ucuz gördüğüm bankalar hangisi derseniz
Özellikle Garanti Bankası'nın SIPEC olduğunu zaten söylüyorum. Artık halka arzı düştü, satıldı. İspanyalılar Garanti BBVA bilmem %76'sını aldı. Artık arz oran düştüğü için kademelerinde az hisse olduğu için işte eskiden milyon milyon lot olurdu. Şimdi bir bakıyorum 3000, 5000, 10.000 lotlar kademelerinde takır 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 alıyor götürüyor. Abi olur mu? Nereye kadar gider? Bundan 15-20 gün önce 16-17'lerken dedim ki 20-21'i görür mü? Görür dedim ama riskli dedim. Al az bekle. Az al bekle dedim. Alanlar %20-30 kâra geçti. Peki nereye kadar? Bir finans bank olur mu diyenler var. Ya finans bank olur mu? Ya onu bilemezsin ama az al, kafan rahat etsin, içinde kalmasın. Atıyorum seni üzmeyecek bir şekilde geriye çekilme olduğu zaman al koy. Bu kadar ama SIPEC hisseye yatırıyorsun da. Ya bir Garanti Bankası'na paranı niye yatırmıyorsun? Ben Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, yani kamu bankalarından ziyade böyle özel bankaların daha çok gideceğini düşünüyorum. Bu kendi şahsi fikrimdir. Daha yolları var. Geri çekilmeler her zaman söyledim alım fırsatı olacaktır. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirelim. Mutlaka. Gün geri çekilmeler olacak. Ha endekste düzelme gelir mi? Nereden gelir? Ben bir grafik çizmiştim hatırlarsanız. Hemen bir açayım. Hemen şuradan bir açayım grafiği. Şöyle. Şuraya hemen hazırladım ben. Şuradan baktığımız zaman hatırlar mısınız birkaç gün önceki videomda arkadaşlar dedim buraya bir yeşil çizgi çizdim. Buraya geçilirse dedim 2890'a geçerse ben gömülürüm hisselere demiştim hatırlarsanız. 2892 geçilir geçilmez 2980'e kadar attı. Nereye kadar gider? Hemen buradan buraya bir yükseliş trendindeyiz. Benim tahminim 3304 seviyesi. 3304 seviyesine kadar bir yolumuz olabilir. Ama hemen yarın ya bu hep gidecekmiş. Bu yarın işte 3000, 3100, 3200, 3000 böyle değil. Böyle de gidebilir. Ama böyle gider bir geri çekilme yaşar. Böyle gider böyle bu şekilde de gidebilir. Hemen uçacak kaçacak anlamı taşımaz. Gerice buradan aldım, geri çekil. Buradan aldım. Gitti buraya, buraya çekildi. Buradan aldım. Böyle ortalamaları yükselterek aşağı gelir. Bu şekilde olmak daha güzel. Şimdi buradan yarın aldım pat düştü buraya. Sıkıntı yaşarsın. Paranızın her zaman diyorum ki üçe bölün. Uzun vade, orta vade ve kısa vade. Bu şekilde yaparsak her zaman kazanırız. Her zaman kazanırız. Şimdi hemen şeyi açayım bir grafiği açayım dedim. Evet şu anda grafiği açtık değil mi arkadaşlar? Evet grafikte şimdi bakıyoruz. Şimdi endekse baktığımız zaman şuradan şöyle bir gördük. Yani ne demiştim? 2892. Az önce açtım zannettim de ekranı açmamışım. 2892 geçerse dedim gömülürüm. Buraya geçti ben full girdim. Şimdi nereye kadar gider? Bak buraya bir grafik çizmiştik. 3304. Bu seviyeye kadar gelebilir. Yukarı aşağı yukarı aşağı bu şekilde git geller yaparak bizi 3304 seviyesine kadar taşıyacağını düşünüyorum. Ama bu arada buraya kadar gelip buraya kadar bastığı zaman kenarda nakidin olursa buradan alırsın. Kaç orası? 2842. 2842 bizim şu anda burası alt destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 2842'de tutunamazsak 2000 şu kırmızı ile çizmiş olduğum 2761 seviyesine kadar geri çekilme olur ve alım fırsatı verir. Bunu unutmayın. 2761. Bugünlükte gayet sağlam endeksimiz güzel. Yolumuz yukarı 3304 seviyesi hedefim. 2761'e kadar da geri çekilme olabilir. Ama 2842'ye geldiğinde ben tekrardan alımların hızlanacağını düşünüyorum. Onu özellikle sizlere söylemiş olayım. Peki sadece bankalar mı? Hayır. Bankalar değil. İşte ulaşım sektörü tav geride kaldı. Türk Hava Yolları'nın hala ucuz olduğunu. Pegasus aldı başını gidiyor. Yeni anlaşmaları var. Beklenenden zararı daha az geldi. Ben onlarda hala bir yok. Ulaşım, bankalar öne açık. Perakende sektörü öne açık. Yeter ki sabret. Bunları bir takip edelim. Bunları bir takip edelim. Yani bu birkaç ay içerisinde, birkaç ay hatta birkaç haftalık takip edeceğimiz hisseler bankacılık, ulaşım sektörü ve perakende sektörü. Bunları bir takip edelim ve görelim. Nereye kadar gideceğiz, nasıl gideceğiz göreceğiz. Mutlaka paramızın tamamıyla değil, yani bir kısmıyla
nakitimizin. Uzun, hani dedik ya, bankalar gitmiyor, bankalar gitmiyor, bankalar gitmez. Ağır gidiyor, işte şu hisse çok hızlı. Ne oldu kardeşim, banka gitmedi mi? 6-6,5'tayken Garanti Bankası gelmiş 22 liraya, 3,5 kart. 3,5-4 liradan Akbank gelmiş 11 liraya. 3 kat. Daha nereye gitsin yani? Daha ne 1,5 liradaki 2 liradaki yapı kredi gelmiş 6 liraya. Daha nereye gidecek? Ha gidiyor, gide yani, gitmez diyenlere diyorum. Hala da gidecek. Bence gidecek. Ama her zaman söylediğim gibi şunu da uyarayım. Yeni almış olduğunuz hisseye mutlaka stop noktası koyun. Stop noktası koymadan asla yeni işlem yapmayın eğer kısa vadede düşünüyorsan. Çünkü sen aldın, çünkü onu hemen satmayı düşünüyorsun. Aldım işte, atıyorum 21'den garanti aldım da 22'den satarım diyorsun. Kısa vade işte 1000 tane alsan 1 milyar cepte. Bu şekilde düşünüyorsan 21'den aldın mı 20'ye stop koy kardeşim. Seni üzmeyecek şekilde. 1000 lirayı gözden çıkar. Veya 20,5'a koy, 5 lira zararı göz önünde al. Çünkü orada satman bir daha gelir 19,5'a, bir 18,5'a, bir 19'a, bir 18'e senin psikolojini bozar. Eyvah şunu aldık, bunu aldık, böyle strese girersin, panik yaparsın ve her zaman seni üzer. Onun için yeni alacağımız, yeni aldığımız hisseye stopsuz asla işlem yapmıyoruz ve bu şekilde takip ediyoruz. Kenarda mutlaka nakitimiz olursa geri çekilmede almış olduğumuz hissenin orta vadede, uzun vadede düşüyorsak biraz alıp ortalama çekebiliriz. Tamam arkadaşlar. Bunu söylemek istediğim fetva tutanaklarında bizi fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama yarın sabah da durumu bir görelim. Amerikan borsalarının vadelerini, VIOP'u hepsini bir görelim, haberlere bir bakalım. Ona göre de sabah endeks açılmadığında sizlere bir dakikalık video çekip sizleri bilgilendiriyorum. Ne yapalım? Pozisyon açalım mı? Pozisyonda kalalım mı? Yoksa bekleyelim mi? Bunları da sizlere zaten söylüyorum. Hani ne dedik? Biz küçük yatırımcının dostuyuz ve sonuna kadar da arkasındayız. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız ve o oradaki beğeni el var ya, oraya bir dokunursanız, beğenileri artırsanız sevinirim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah üzülmeyeceğiniz hisseleri alır. Bol karlar edersiniz. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.